Arkadaşlar selamlar. Ben Uğur Demiröz. Kaplanın Sayısı kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir perşembe ve yepyeni bir videonun günü daha. Artık alışıla gelmiş açıklama yaptıktan sonra konuya girmek istiyorum hemen. Bu videoları artık podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Apple Podcast, Spotify gibi birçok podcast uygulaması üzerinden videoları dinleyebilirsiniz. Peki gelelim bu hafta neden bahsedeceğiz? Airbus ilk kez otomatik olarak kalkış yapabilen bir sistemi duyurdu. Bunun gerçek uçakta denediler. Airbus 350 bin uçağında denediler. Ve başarıyla uçağın kalkış yaptığını dünyaya duyurdular. Hatta bildiğim kadarıyla bu yapılan sistemin içerisinde de bir tane Türk mühendis çalışıyordu. Tabii ki işte uçaklar artık kendi başına da kalkabildiğine göre pilotlara ihtiyaç yok mu? Pilotlar artık orada gereksiz yere mi oturuyor gibi? Ya da pilotluk mesleğinin geleceği abi ne olacak gibi birçok soru almaya başladım. Yani aslında uçakta zaten hiç bir zaman uçak pilotların sadece kalkış için oturmadığı sektör içinde biliniyor. Fakat pilotlar ne için aslında uçakta uçuyor? Uçağın, daha doğrusu pilotların geleceği ne olacak birçok soru işareti var. Bunlar üzerinde biraz konuşmak istedim. Dilim döndüğünce. Bence pilotluk mesleği gelecekte devam edecek mi? Ya da pilotların yerini tamamen robotlar ya da otomatik sistemler alacak mı? Bence ileride alacak. Ama bu ileride demek 3 sene, 5 sene sonra değil. Belki 100 sene sonra alacak. Çünkü yani havacılık %1 ihtimali değil, milyonda bir ihtimali bile düşünerek adım atılan bir sektör. O yüzden de tamamen pilotların olmadığı bir kokpiti görmek bizler için biraz zor diye düşünüyorum. Tabii bunun için biraz daha havacılığın geçmişine dönmek lazım. Bir uçağın kokpitinde aslında 5 kişi 6 kişi vardı geçmiş zamanlarda. İşte Flight Engineer dediğimiz uçağın sistemlerini takip eden bir kişi vardı. Navigasyonuyla ilgilenen bir kişi vardı. İletişimle ilgilenen bir kişi vardı. Ve tabii iki tane de pilot vardı uçağı uçuran. Teknoloji gelişti. Teknoloji geliştikçe bu bahsettiğim kişiler artık kokpitte masraf olarak gözükmeye başladı. 5 kişi oldu, 4 kişi indiler, 3 kişi indiler ve en sonunda 2 kişi indiler. Peki bu bir kişiye ya da 0 kişiye iner mi? Öncelikle şöyle düşünmek lazım. Aslında uçakta hiçbir sistem tek başına çalışmıyor. Yani bir sistem yapılıyorsa bunun mutlaka bir yedeği var. Aslında pilotlarda bir sistem olarak düşünürseniz bir pilota her an herhangi bir durumda bir şey olabilir. Bayılabilir, rahatsızlanabilir, ölebilir vesaire. Bundan dolayı da bence kokpitte hiçbir zaman tek başına bir pilot olmayacak. Yani mutlaka bir pilotun yanında bir pilot onun yedeği olarak çalışacak. Bu yedek anlamında hani yedek anlamında düşünmeyin. Bir pilotu mutlaka bir kişi asiste edecek. Çünkü e, uçaklarda yüzlerce insan var. O insanların hayatı tehlikeye atma riski kimse girmeyecektir. Yani demek istediğim kısacası kokpitte mutlaka iki kişi olacak. Peki kokpitteki bu iki kişinin ömrü ne kadar olacak? Yani 50 sene sonra kokpitte insansız bir uçak görebilecek miyiz? Ben çok mantıklı görmüyorum. Yani daha karada bile iki eksende giden bir cihazda bile şoförsüz araçlar yokken 3 eksende giden bir cihazın içinde pilot olmadan uçması bana çok mantık gelmiyor. Aynı zamanda yani bahsettiğiniz arabayı durdurabilip kenara çekme imkanınız varken uçaklarda böyle bir imkanınız da yok. Yani uçaklara pilotsuz bir uçağın tabii ki test amaçlı işte deneysel amaçlı bu tür şeyler olacaktır ama bu tür şeylerin yolcu uçaklarına gelmesine ben böyle yakın zamanda çok fazla mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca havacıkta az önce dediğim gibi her şeyin böyle incik cincik düşünülür. İşte milyonda bir ihtimal bile değerlendirilir. Uçakta elektrik sisteminde bir arıza olduğunda ne yapılacağı, bunun bir çözümü bulunması lazım. İşte atıyorum uçaklar yerden kontrol edilecekse öyle bir sistem yapılacaksa işte bazı filmlerde hani uçaklar yerden kontrol edildiği sistemler filmler çekiliyor. Böyle bir sistemle yani aynı iletişim sisteminin hem Afrika üzerinde de olması lazım hem Amerika üzerinde de olması lazım hem okyanus üzerinde olması lazım. Uydulardan yapılabilir ama uyduların çalışmadığı görmediği anlar olabiliyor. O anlarda neler olacak? Bunlara çözümler üretilmesi lazım. Yani işte şu anda mesela uçakların dizaynı tamamıyla işte bazı switchlerin on, yani açık kapalı hale getirilmesi üzerine bu uçakların dizaynının tamamen baştan değişmesi lazım. Arka planda o bahsettiğimiz anahtarların açık veya kapalı hale getirilmesi lazım. Hadi diyelim sizler artık yolcu olarak kokpitte kim sormadan bir uçağa binmeye gönül rahatlığıyla evet dediniz. Daha ardından uçaklar yolcu uçakları diyelim tabii ki bunlar önemli olan yolcu uçakları. Yolcu uçaklarının pilotsuz olarak uçabilecek teknolojiye geldikten sonra aynı zamanda da dünyada ki tüm yolcu uçakları sayısı kadar da pilotsuz uçakların üretilmesi lazım ki pilotluk mesleği tamamıyla bitsin. Ben ne kadar zamanda görüyorum? Bu sistemlerin bu kadar gelişmesi vesaire ben en az bir 50 sene daha yani insansız bir kokpitin olabileceğini çok fazla düşünmüyorum. Aynı zamanda şöyle de bir şey var. Sadece uçak uçurmayla yani uçağın uçması ile ilgili değil pilotların orada olması. Birçok konuda pilotlar karar veriyor. Şirketin birçok kuralları ver ve kuralların yürütülmesinde pilotlar birebir yetkili ve sorumlu. Birçok firmada pilotlar daha doğrusu kaptan pilot şirketin genel müdürü adına karar verme yetkisine sahip. Bu kararlar verilmesi gerektiğinde nasıl bir prosedür işlenecek? Bunu sivil havacılık dünya sivil havacılığı ne diyecek? Gibi birçok aslında soru işareti var. Hepsine bir çözüm bulunabilir. Hepsine geliştirme bir teknoloji üretilebilir ama işte işte dediğim gibi hani yolcunun uçağı pilotsuz olduğunu duyduğunda vereceği tepki işte uçaktaki herhangi bir teknolojik aksaklıkta onun B planının ne olacağı bunlar gerçekten milyonlar milyarlarda bir olabilecek ihtimalleri de düşünerek tamamen %100 hani %99.999 demiyorum %100 garanti şekilde o uçaklar gökyüzünde sağlam şekilde uçabileceklerine tüm dünyayı ikna ettiklerinde aslında bu uçaklar gökyüzüne insansız olarak çıkacak İlla ki çıkacaklar ama ben yine bahsettiğim gibi böyle 10 sene 20 sene sonra çok fazla imkan olabileceğini düşünmüyorum. Belki 100 sene sonra uçacaklar. Ama uçacaklar. Bir gün bizim mesleğimiz yok olacak ama şu anda yaşayan insanların çok fazla görebileceği bir teknoloji bir gelişme olacağını düşünmüyorum. O yüzden pilotluk mesleğinin bu kadar da çabuk bitebileceğini düşünmüyorum. Evet pilotluk mesleği mutlaka bir gün bitecek. Mutlaka birçok meslekler gibi pilotlukta evrim geçirecek ama yani bu videoyu izleyen ya da ben ya da başka biri. Bu teknolojiyi görebileceğini ben kişisel olarak çok fazla zannetmiyorum. Benim bahsettiğim şey şu değil. İnsansız uçak kalktığında evet bravo yapılabilir. Çok güzel. Ama tamamen gökyüzündeki tüm uçakların insansız olarak uçtuğunu, bizlerin görebileceğini ben kişisel olarak çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani o yüzden pilot olmayı düşünüyorsunuz. Bu konular sizin kafanızda çok fazla soru işareti oluşturmasın. Ben yolcu olarak insansız olan bir uçakta, insan olmayan kokpitte İnsanların çalışmadığı bir uçağı binmek hiç istemem. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olun. 10 bine yaklaşıyoruz. Görüşmek üzere.